Ankara'dan geldi kendisi. Erdal Bayrakoğlu bizlerle. Buyurun. Sevda olur mu? Birine kıyacaksın. Birisini kandırır, birine uyacaksın. Birisini kandırır, birine uyacaksın. Sevdan yoya gibi kalbine uyacaksın. İçin eler eler sesini koyacağız. İçin eder eler sesini koyacağız. Karadeniz üstüne bir dolu sayacaksın. Hamsi diye savaya tarzını yayacaksın. Oy dağların dağların sesini duyacaksın. Ben sana doyamadım, sen bana doyacaksın. Oy dağlarım dağlarım, sesimi duyacaksın. Ben sana doyamadım, sen bana doyacaksın. Ben sana doyamadım, sen bana doyacaksın. Çok teşekkürler. Bir alkış değil mi? Ne var ne yok? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz beyler. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Harikasınız gerçekten. Kemençesiz değil mi? Karadeniz evet, olmaz. Tabii ki. Gitarla da güzel bir evet, bütünlük bugün, oluyor. Bugün aslında tulumcu arkadaşımız da gelecekti ama bugün yurt dışına gitmek zorunda kaldı. O yüzden gelemedi. Olsun. Böyle daha... Sizler yetersiniz. Doğu Karadeniz'e daha gidecektik ay, ama. Ay canımsınız, harikasınız. Bir sonrakine inşallah. Tamam. Mutfağa geçelim mi? Tamam, bunu şöyle böyle bırakayım. Olabilir, orada da kalabilir. Çünkü birazdan canlı performanslara devam edeceğiz. Karadeniz'i Pavarotti olarak biliniyorsunuz efendim. Evet.
Şöyle nasıl rahat edersen o şekilde. Burası benim mutfağım. Ne güzel. Çok atölye güzelmiş masamız orada. Ay sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Güzel lezzetler yapıyoruz. Evet, sen Ardeşenlisin değil evet, mi? Evet Ardeşenliyim. Karadeniz yemekleri ağırlıklı mı beslenirsin? Yok hayır her şeyi yiyorum ben çünkü İstanbul'da büyüdüm aslında ben 2 senedir eş durumundan Ankaralıyım. Öyle mi? Evet. İstanbul'da büyüdüğüm için değişik kültürlerin yemeklerini de tattım. O yüzden biliyorum hepsini ama Karadeniz mutfağı... Güzeldir. Bir ayrı benim için. Ayrıdır. Bir gönül bağı var değil evet. mi? Lazca şarkılar söylüyorsun ama mesela konuşurken zaten çok şive yok. Evet benim babam öğretmen, benim emekli öğretmen. Mutlaka seyrediyordur da. Ay öpüyorum ellerinizden. O bizim doğru Türkçeyi konuşmamıza çok önem verdi. Hı hı. Ve ailemiz hep güzel Türkçe konuşur ama güzel de Lazca konuşur. Güzel ama kültüre de sahip çıkıyoruz. Evet. Dillerimiz maalesef ki kültürümüzde biraz aşınma var, biraz kaybolma var. Evet. Lazca söylüyor olmanı ayrıca takdir ettim oralı olduğun için. Evet. Hep mi Lazca söylüyorsun? Yok hayır ben müziğe Lazca söyleyerek başlamadım açıkçası. Hı hı. Müziğe ben 1994 yılında başladım bu arada 24 sene önce ilk sahneye çıktım. Çıtır durduğuma bakmayın ya ben var biraz yaşım. 94'te kaç yaşındaydın? 16 yaşındaydım. 16 onu neden sordum yaşını öğrenmek için değil gerçekten. 40 yaşındayım yani. Yani ne olacak ki gençsin onun için rahatsız çıtır olacağını düşünme. Yani. Gençsin tabii daha. Rahatsız olmam. Çıtır evliyim dedin mesela. Ha, evet. Evet yaş artık yani çok önemli de bir şey değil. İnsanın yaş alması farklı bir şey beynen ruhen. Evet evet yaş almak başka bir şey yaşlanmak başka bir aynen. şey yaş almak başka bir şey zaten de. 16 yaşında sahneye çıkmak da kolay olmasa gerek. Tabii ki. Bir de 3000 kişinin karşısına çıktım ben. İlk. Bizim evet okul da bir Türk Halk Müziği Korosu seçilmişti. Beni de oraya solist olarak seçtiler. Orada söyledim ilk şarkı ve o gün bugündür. İlkini seçmişler. O gün bugündür söylüyorum. Harikasın. Hiç ara vermeden çünkü ben nefes aldığım tek şey şarkı söylemek benim için. Değil mi? Ruhunu besliyor. Evet. Bizlerin de besleniyor emin ol. Ben elimden geleni siz beni beslersiniz ben de sizi besleyeceğim. Çok şekersin. Çok güzel lezzetler yapacağız. Az önceki yapmış olduğumuz bisküvili bal kabaklı tatlımızı Hindistan ceviziyle güzelce süsledikten sonra buzdolabına koyduk. Programın sonuna kadar orada güzelce dinlenecek. Bekliyorum.